Manifold Günlükleri Mahallesi yayına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz dünyanın en hızlı Mercedes-Benz C serisi C63 AMG. Kendisi gerçekten içine oturan kişiyi komple saran, onu benimseyen bir otomobil. Mükemmel bir tasarımı var. 20 inç jantlar, kaliperler, yandan duruş, çamurluklardaki dolgunluk, önden baktığınızdaki bu kaputta gördüğünüz detaylar, ondan sonra burada Mercedes yıldız yerine gördüğünüz Afal Tarbek AMG logosu ve ayrıca bunda adaptif hız sabitleyici de olduğu için radarlar var arkadaşlar. Ön kamera var, görüyorsunuz. Şu panjur zaten mükemmel. Yine AMG logomuz mevcut. Burada bakın, şu detayı göstereyim size. Radyatöre bakar mısınız? Radyatöre. Bir, buradan başlıyoruz. Böyle geliyoruz. Ve sona kadar devam. Bu muhteşem bir makina. Kendisi yaklaşık 640 beygir. Aracın turbo performans yarısını yan tarafta görüyorsunuz. 640 beygirlik motor gücü 1020 Nm'de torkla donatılmış arkadaşlar. Şimdi bu araçta en büyük detaylardan birisi, görüyorsunuz, bir elektrik. Burada elektrik girişi var. 200 beygirlik gücü elektrik motorundan sağlıyoruz. 4 tane egzoz çıkışımız var, gördüğünüz gibi. Yine arkada C63S yazımız var. Bu araç full paket arkadaşlar. Şu anki fiyatı da 8 milyon lira civarı bir fiyatı var. Ve ben bu fiyatı gerçekten bu aracın donanımına göre fazlasıyla normal buldum. Gerçekten mükemmel bir araç. Benzin depo kapağımız burada. Benzin depo kapağı içeriden açılıyor. Manuel açma yok. Yani buradan bastığınız zaman açamazsınız. İçeriden açacaksınız. Ya şu hatlara bakar mısınız? Gerçekten çok güzel, çok şık. Bir de bunda en büyük olay şu. Şu anda günümüz elektrikli araçlarında şarjla ilgili gerçekten sıkıntılar var. Kullanıcıların memnuniyetsizliği var. Soğuk havalarda elektrikle ilgili sıkıntılar var. Bu aracın elektrik bataryalarını hiç doldurmasanız bile normal benzinle normal olarak ilerleyebiliyorsunuz. Yani bu destekli, dediğim gibi, tam hibrit diyebiliriz bunu aslında. Bataryalar arkada kullandığımız sanırım, çünkü bagajı bayağı küçülmüş durumda. Şöyle bakın, şu detaya bakın, muazzam ya. Yani normal bir C serisinin daha böyle kükretilmiş, aslanlaştırılmış hali, öyle düşünelim. Burada bakın, bagajda koltuk yatırmalar mevcut. Anahtarı da şöyle gösterelim. Anahtarımız bu. Yine AMG yazımız önde var. Yine arkada da var. Poşetten çıkarmıyorum şimdi. Bakın, burada şarj kablolarımız var. Hem AC hem DC şarj kablolarımız mevcut. Bu da görüyorsunuz, kullanıcı isterse bu da özel olarak pakete dahil veriliyor. Direğe böyle titanyum bir depo kapağı. Yine görüyorsunuz burada logolu. Bu da çok ince ve nazik bir detay. Evet. İyi bir para veriyorsunuz bu araca ama bu detaylara da düşünmüşler. Şu kutunun tasarımı dahi bakın, kırmızıya, o bile gerçekten çok güzel ve çok şık durmuş. Zaten bu özellikleri söylemiyorum. Bunların hepsi var. Onları geçiyoruz. Aracın içine geldiğinizde ışıklı AMG yazılarımız kapılarda görüyorsunuz. Burada görüyorsunuz şu dodikler arkadaşlar. Kenarlarda bakın, spoilerlar daha doğrusu. Onlar var. Kalite hissiyatı her yerde muazzam derecede. Özellikle hava soğutmalı, bakın, arka diskler de var. Çünkü bu araç 250 km maksimum hız veriyor ama bunun limitlerini açtığınız zaman, daha doğrusu 300 km olarak da ben bazı kaynaklarda gördüm. Limitörü de açarsanız 330 km'ye kadar bu araçla sürat yapabiliyorsunuz. O yüzden çok büyük disklerle aracı durdurmak için, kolay durdurmak için o şekilde bir önlem almışlar. Bakın şu direksiyondaki ışıklığa bakar mısınız? Şimdi arabayı çalıştırdık. Başta araç elektrikli çalışıyor arkadaşlar. Şu anda gaz vermiyoruz. Burada bakın modlarımız var. Dinamik AMG. Buradan yine basıp değiştirebiliyorsunuz bakın ekranı. Şimdi şey diyeceğim. Burada AMG'ye bastığınız zaman komple. AMG'den burada ayarlar var. Bakın şu an akü şarj koruması B'ye geçti. Direkt çalıştı. Bakın şu F1. F1 modunda görüyorsunuz. Race modunda daha doğrusu. Egzoz sesi bile değişiyor bakın şimdi. Gördünüz mü? Egzoz sesi değişiyor.
Ya bu mükemmel bir şey. Yani direksiyon tasarımı zaten harika. Buralar alkantara çok güzel, yumuşacık. Burada yine sportif bir böyle malzememizi görüyorsunuz arkadaşlar. AMG yazımız. Gerçekten çok tarz bir şey yapmışlar ya. Bakın gaz verince şimdi. Bakın şimdi yarış modunda. Motor tabi ısındıktan sonra egzoz patlatmayı da yapıyor. Şu anda bu modda 4 egzozumuz açık. Diğer modlara düştüğünüz zaman arkadaşlar bakın, 2 egzozu kapattık. Konfortta en baz modda. Bakın ses nasıl değişiyor. Gerçekten mükemmel bir egzoz var. Şöyle çekeyim size de bakın. Egzozun homurtusunu duyun. Çok güzel kükrüyor egzoz. Gerçekten. 4 egzoz dedik. Egzoz çıkıntıları burada. Bakın arkada kesiliyor. Egzozlar altta. Çift. Buradan. İki de buradan. Bakın şu an bu iki egzoz kapalı. Komfort modda çünkü. Şimdi bunu biz race moduna alalım. Pardon, race modda, düzeltiyorum. Race moddayız şu an. Şuradan dinamik istelik. Evet. Race moddayız. 4 egzoz aktif şu anda bakın. Gaz verdiğimizde bakın şu an egzozlar aktif. Şimdi arkadaşlar böyle bir aracın içeride motoru da çekmezsek tabii ki olur mu? Olmaz. Şu motora da bakar mısınız ya? Şu hava emişe bakın, bakın. Radyatör komple buradan boydan boya gidiyor. Motoru görüyorsunuz, muazzam durumu. Bakın Julian Clark imzalı. Bu motorlar arkadaşlar bu tip özel araçlarda. Evet, şu an stop ettik. Çünkü elektrik desteği var. Bu motorlar bu tip özel araçlarda arkadaşlar imza atan kişi tarafından, mühendisler tarafından özel elle toplanıyor, yapılıyor ve ona göre motor imzalanıp o şekilde satıcıya sunuluyor. Daha doğrusu alıcıya sunuluyor, pardon. İçine girdiğimizde yine bakalım. Devam edelim. Buradan. Buradaki gözümüz çift bardaklık. Hızlı şarj istasyonumuz burada. Daha doğrusu kablosuz şarj. USB girişimiz var. Bu bardakları ayarlayabiliyorsunuz. Burada yine ışıklar var arkadaşlar. O da çok güzel. Burada bakın kol dayamamızın altında bir gözümüz daha var. Ya şu malzemeler gerçekten çok mükemmel. Yani baya baya mükemmel. Kusura bakmasın kimse. Övmeden geçemeyeceğim. Öveceğim yani açıktan. Koltuk deri hissiyatı çok güzel. AMG logomuz her yerde gözümüze sokulmuş resmen. Ve gerçekten bu çok güzel duruyor. İnsanı da etkiliyor, büyülüyor yani. Robotik kapalıklar mevcut arkadaşlar. Koltuklar C kasalarda biraz dardır. E'lere göre. Ama bakın burada benim kalça çok küçük de değil. Öyle yani maalesef. Ona rağmen çok rahat oturuyorum. Yine burada torpidomuz da geniş. İki katlı. Burada bakın şu ambiyanslar çok güzel. Buradan bakın kamera sistemine bakalım. Şimdi bakın 360 kamerayı görüyorsunuz burada. Burada bakın navigasyon ayarı var bunda. Şuradan bir dakika AMG diyelim. Klima menüsü. Ondan sonra Partronic var arkadaşlar. Aktif şerit takip yardımı var. Ön cam sanal gösterge var. Şu an kapalı. Bir de bakın şurada şey var ya. Bir dakika. Bagajı bloket var. Bagaj blokajı kapalı diyor. Ya burada birçok özellik var. Şurada tüm ayarlara geldik. Tüm ayarlardan bakın, mesela aydınlatmaya girelim. Dinamik kısa far var. Karşılaşmada vedalaşmada yansıt var. Destekleyici yansıtmalar falan, bir sürü şey var. Ambiyans ışığına bakalım şimdi. Ayarları düzenle diyelim. Dokunmatik hissiyatı bu arada çok güzel. Bakın görüyorsunuz hemen rengimiz değişti. Pembe yapalım. Mavi yapalım. Oo, bu renk çok güzel oldu ya. Gerçekten şöyle baktığınız zaman harbiden süper oldu. Bu arada şeyde şurada bakın. Depo kapağı burada. Bu da bagaj açma var. Dediğim gibi elektrikli depo, soldaki depo kapağıyla şey yok. Buradan tuş yok. Onunla var sadece. Benzinliyle var. Buralar zaten şu hissiyatlar bakın çıtır çıtır böyle yaptığınız zaman arkadaşlar. Bunu tabii sürekli kurcalayacağınız bir şey değil de benim hoşuma gidiyor böyle oynamak, kurcalamak. Çünkü çok oyuncaklı bu araçlar. Gerçekten çok oyuncaklı araçlar. Arka koltuğa oturduğumuzda da bakın diz mesafesi gerçekten çok güzel. 183 boyuma göre. Baş mesafesi sportif bir arabaya göre ideal. Yani normal oturduğunuzda böyle sürtme damağı çok yüksek değil tabii ki ama bir sportif araç bu sonuçta. Koltuk yumuşaklığı, kalitesi çok güzel. Burada yine çift yönlü, hem sağ hem sol arka yolcu için arkadaşlar
Klima ayarları gördüğünüz gibi mevcut. Bu da güzel bir şey. Burada yine menfezler mevcut. Bu seslere ben bayılıyorum. Işıkları görüyorsunuz. Ambiyanslar çok güzel. Koltuk altında da var. Burada tabii ki olmazsa olmaz. Bu araç D segmentli araç. Kol dayamamız mevcut. Kademimiz burada mevcut. Güzel konumlandırılmış. Ön tarafı görüyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem bir ışık şöleni ön tarafta var. Yani çok güzel. Cam tavanımız güzel. Burada bir çelik barımız var arkadaşlar. Gayet sağlam bir güvenli tavan dokusu var aracın. Onu böyle bir şey yaptığınızda, yani anlaşılmaz tabi ama ben bunu böyle kendi bakış açımla bakıyorum. Güvenilir yani bu araçlara, tabii ki güvenilir. Sonuçta Mercedes markası. Arka taraf çok büyük değil cam. Sportif bir oval inişten dolayı bu şekilde, ama oturum olarak çok rahat. Yani şunu söyleyeyim, birçok aracın E segmentine göre bence daha rahat olduğunu ben düşünüyorum. Bakın halı kalitesi falan. Burada yine bir gözümüz var. Bu şekilde arkadaşlar. Önden de arka taraf bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Türkiye şartlarında bu araç fiyat olarak hani ekonomik açıdan pahalı gelebilir ama bu aracın da tercih eden müşteri kitlesi tabii ki ayrı. Ama şunu söyleyeyim. Bu aracı bir yarış otomobili olarak düşünün. Bir yarış otomobili alıyormuş gibi düşünün. Birçok markaya göre fiyat performans anlamında da yüksektir. Yani performans yüksektir ama ben şimdi şahsen söyleyeyim, bu aracı benim eğer kendim bireysel olarak alma gücüm olmuş olsa, o ekonomiye sahip olmuş olsam bu araca bu parayı veririm. Ancak piyasada bazı araçlar da fiyatına rağmen gerçekten birçok aracı kullanıp test ettiğim, incelediğim için, o detaylı baktığım için arkadaşlar, merak ve ilgimden dolayı bazı araçlarda vereceğiniz paranın kesinlikle yarısının boşa gideceğini düşünüyorum. Böyle hislere ben kapılıyorum nedense. Yani bilmiyorum, sizin fikriniz nedir? Yani şu güzellik fiyatına göre, alıcısına göre bayağı güzel, başarılı. Yüzümdeki gülümsemeden de zaten siz benim bu araca binmiş olduğumdaki aldığım hissiyatı fark etmişsinizdir. Bu araç tabii ki çok özel bir araç. Yani kendinizi çok daha özel olarak hissedeceğiniz bir araç. Dilimiz döndüğünce arkadaşlar size CHAMG'yi bugün anlatmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.